Okyanustaki Damlalar. İstanbul Radyosu'ndan tüm musiki sever dostlarımıza merhabalar efendim. Okyanustaki Damlalar'da her cuma günü saat 13'te sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içindeyiz. Programı hazırlayanlar ve sunanlar İstanbul Radyosu keman sanatçısı arkadaşım, meslektaşım Talat Er ve... Ve tabii ki aynı zamanda çok değerli bir violonsel sanatçısı Dilek Güzler. Her hafta saatler 13'ü gösterdiğinde sizlerle birlikte oluyoruz. Birbirinden değerli konuklarımızı sizlere tanıtıyoruz ve bazen güzel sesleriyle, bazen o güzel enstrüman icralarıyla sizlere birbirinden güzel eserleri sunuyoruz efendim. Bugün seslerimizi kim sizlere iletecek? Teknik yönetmenimiz Türkay Güner bizimle birlikte. Sevgili Türkay'a da teşekkür ediyoruz. Şimdiden bu eserleri sana da armağan ediyoruz Türkay'cığım. Evet. Daha önce biliyorsun biz Musikimizi Yaşatanlar programı yaptığımız dönemlerde yine bizim bir kez konuğumuz olmuştu kendisi. Çok değerli bir isim bizimle birlikte. Hem bestecilik alanında olsun, koro şefliği olsun, aynı zamanda kanun sanatçısı ve akademisyen, hangisini sayayım, ve bir hoca yine. İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanat Yönetmeni, Koro Şefi ve Kanun Sanatçısı İhsan Özer bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Bu programda olmak çok ayrıcalıklı ve özel. Daha önce de olmuştuk. Ara bayağı açıldı. Evet, biz de... O programda Talat, sevgili Talat yoktu. Şimdi böylece de tamamlanmış olduk. Üçlüyü bulduk yani. Teşekkür ediyoruz. Bizi kırmayıp geldiniz için çok mutlu ettiniz. Ve bir ünvan da ben ekleyeyim Dilekciğim, müsaade edersen. Tabii. Aynı zamanda Haliç Üniversitesi öğretim görevlisi üstadımız. Evet, orada da devam ediyor çalışmalarım. Evet, yıllar öncesinden biz İhsan Hoca ile tanışıklığımız aslında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda olmuştu. Evet. Kendisi yine halihazırda kanun sanatçılığını kurumunda devam ettiriyordu ama İstanbul Teknik Üniversitesi'nde de çok önemli sanatçılar yetiştirir şu an günümüzde bizlerin de tanıdığı kanun sanatçısı olarak ve kanun hocası olarak. Kimler vardı diye hemen oradan başlayalım isterseniz. Şöyle hakikaten şimdi unutmayayım diye şimdi bir an toparlıyorum kendimi. Sıradan bakarsak Safinaz Rizeli, Hande Elmacı vardı, Erkin Sefer, evet. Bahadır Şener, Turgut Özüfler, Ateş Erol, Serkan Halili, Semih Öksüzler. Bir tane de Taner vardı, o çok genç yaşta maalesef kazada kaybettik onu. Başka unuttuğum var mı? Unutmam. Ha, Devrim Ekiz vardı. Ha, evet, vardı. Evet, evet, evet. Sınıfın en haylazlarındandı. Hala öyle diyormuşuz. Ondan sonra tabii bu arada radyoda sanatçısı bizim Funda Süyür. O da var. Hepsi birbirinden değerli üstadlar. İşte aslında burada şu konuya değinmek gerekiyor. Sanatçı olabilirsiniz ama bir yandan da sizden sonra gelecek nesli de yetiştirmeniz çok önemli. Sizler yetiştirmeyeceksiniz, kimler yetiştirecek? Doğru ellerde olmuş ki şu anda hepsi birer kurumda sanatçı olarak yetişmişler. Ben özellikle konservatuvarda hocalık yaparken şu sistemi çok benimsemiştim. Kendim aslında temel bilimlerden mezunum. Yani belli bir yaşın üzerinde, senin gibi. Ben de. Fakat hocalık konumunda çalgı eğitim öğrencilerini hep tercih ettim. Yani 10 senelik bir eğitimi, işte ilkokulu bitirdikten sonra geliyordu. Onları istediğimiz gibi yetiştirmek, hani ağaç yaşken eğilir misali. İstediğim yetiştirmek amacıyla onu hep böyle temel bilimler öğrencilerini değil, küçük öğrencileri yetiştirip onlarla böyle bir 10 sene birlikte olduk. Yani çok onun her dönemlerini, onların her dönemlerini, o zaman baba falan da değildim. Yani bir nevi babalığı onlarla ek yaşamış olduk. Evet. Öğretmenler günümüz sizin şahsınızda, sizin ve tüm öğretmenlerimizin bu güzel gününü kutluyoruz. Ne güzel ki milletimize, Türk milletimize her alanda, her meslekte insanlar yetişiyor. Ve tabii ki bunların hepsi bizim devletimiz açısından da çok önemli. Bizler de o şekilde, biz de buradan kendi öğretmenlerimizi kutluyoruz, ellerini öpüyoruz. Hepsini, tüm öğretmenlerimizin aslında. Aynen. Vefat etmişlere de rahmet. Evet, tabii ki Allah rahmetle anıyoruz efendim. Onlar da çok. Peki değerli üstadım, öğrencilerinizden bahsettik. Ben hep şunu merak ederim. Sizin jenerasyonunuzda sizler tabii ki daha zor şartlarda müziğe adım attınız.
Mesela kimlerden feyiz aldınız, kimlerden ders aldınız? Çok eskiye gitmiş olacağım ama çok kısa bir özetle onu merak ettim. Belki dinleyicilerimiz de. Kaan'ın hocam çok değerli bir üstad, Ruhi Ayangil. Onunla çalıştım. Haydar Sanal rahmetli hocamız oldu. Tülin Korman, Nazariyat Solfej hocamız oldu. İnci Çayılı repertuar hocamız, Can Etili repertuar hocamız oldu. Yalçın Tura hocamız oldu. Demirhan Altu, onunla özel de çalıştım aydan. Kurucumuz, konservatuar kurucumuz Ercüment Berker. Saadet Güldaş, edebiyat öğretmenimiz. Onunla da çok özel çalışmamız oldu. Ve tabii birebir ders almasak da aynı ortamda soluduğumuz hocalarda da onları da unutmamak lazım. İşte Bekir Sıkı Sezgin, Nida Tüfekçi rahmetli, Neriman Tüfekçi, onlarda da hep birlikte olduk. Feyiz almak çok önemli. Bazen meşk yapmak bile tabii, aynı şekilde ders almak gibi oluyor. Kesinlikle. Evet, sizin bir CD'nizden isterseniz sizin arzu ettiğiniz bir eseri dinleyicilerimize dinletelim. İsterseniz şöyle olsun. Yetiştirdiğimiz öğrencilerden oluşturulan bir orkestramız oluyordu. Kanun Orkestrası. Türkiye'de ilk defa yapıldı. Tellerin Niyazı adlı albümden. Bu albümden orijinal bir eseri sizlerle paylaşalım. Brahms'ın Macar Dansı. Değerli üstadım, hem size hem icracı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Harika bir icra olmuş. Teşekkür ederiz. Çok farklı, çünkü genelde hep böyle klasik müzikte, özellikle ben de bir keman sanatçısı olduğum için biz kemanla icra etmeyi sevdiğimiz bir eserdi. Kaan'la da çok yakışmış.
Evet, biz bu CD'de farklı formları da kullanmış olduk. Yani peşrevdi, saz semaisiydi, serbest manadaki bir form ya da sirto gibi. Bir tane de batılı bir bestecinin eserini. Bazı eserlerde polifonik yapıyı da kullandık. Burada zaten kendi yazmış olduğu partiden onu bir orkestrasyon yaparak Kaan arkadaşlara böldük. Böyle bir farklı bir tını çıktı. Dilekçim, bir programımızda ben keman, sen violonsel beraber çalsak çalalım, nasıl olur? Çalalım tabii. Ne harika, güzel sürpriz olur. Çok güzel olur. Ben bunu pandemi döneminde evde tabii hepimiz boş olduğumuz zaman bir Beyer metodu almıştım. Evet. Piyano öğrenmek için. İşte yavaş yavaş çalmaya başlayınca bu eseri o zaman böyle hafif bir çalmaya çalışmıştım. Belki dinletmişimdir bilmiyorum ama. İhsan Hocam, sizin yıllardır yapmış olduğunuz İşlerinize bakıyorum, konserlerinize, icralarınıza. Orada hep böyle bir çok sesli duyumunuz var ve öyle çalışmalar yapıyorsunuz. Yani öğrencilik sıralarında bu, yani aslında bestecilikle başlayan, önce tabii tek sesli çalışmalar, işte saz semaisi gibi ya da serbest formda yazılmış eserler gibi, işte o zaman çok peşrev üzerinde durmuyorduk büyük usullerden dolayı. Sonra yavaş yavaş polifonik bir yapı merakı nereden geldiğini şimdi düşünüyorum bulamıyorum. Yani birinden bir esinlendi, biri bir şey mi söyledi bana bilmiyorum ama okulda öyle yapan arkadaşlar da vardı. Serdar Öztürk hocamız vardı, hatırlarsınız, Allah rahmet eylesin. O da evet, öyle çalışmalar yapıyordu. Daha sonra o bizim çalışma yaptığımız zamanlarda hoca okuldaydı, daha sonra okula gelmiş. Bir de sizin oldu. Çalışmalarınız vardı benim hatırladığım kadarıyla. Evet, okul orkestramız vardı, konservatuar okul orkestrası. Orada da çalışmalar faaliyet olarak yapılıyordu, konserler de veriyorduk. Bir de aşağı yukarı bir 9 sene falan okul orkestrasını çalıştırdım. Burada da bu çalışmalarda devam etti. Hatta kendimizin yazdığı ya da başka arkadaşlardan da istediğimiz eserlerle bu konserlerde ya da çalışmalarda bunları değerlendirmiş olduk. Bu polifonik yapı ya da polifonik yazma çalışmaları konservatuvarın son sınıflarında işte armoni dersine girmesiyle biraz daha böyle bir merak saldı ve Nur içinde yazsın çok önemlidir. Bana da çok büyük katkısı olmuştur. Rahmetli Demirhan Altu. Onda ayrıca şeflikle ilgili de bazı ufak tefek çalışmalar yapmıştık. Ve kompozisyon da çalıştım onun ayrıca. Ve tabii böyle işten gelen yazmaları onunla paylaşıyorduk eserleri yapmaya. Ve ondan sonra beni daha çok teşvik eden Ruhi Hoca oldu. Kendi hocam. Belki hatırlarsınız, o Boğaziçi Üniversitesi korosunu çalıştırırdı. O zamanlarda başlayan çalışmalar sonra kendi adına kurduğu Ayangül Türk Müziği Orkestrası Korosu faaliyetleriyle devam etti. Mesela Yunus Emre yılında benden bir orkestra eseri istedi. Onun harici yine bir konserde yine bir orkestra eseri istedi. Yani bana sadece şunları yazacaksın deyip gidiyordu. Böyle üstüme atıyordu. Ben de elim ayağım dolaşıp ve o teşvikler de çok önemli oldu benim tabii, için. Tabii. Ve çalışmalar ondan sonra devam etti. Peki o zaman Talatçığım, ne yapsak, bu kadar konuştuk. Sohbet çok güzel, sizi dinlemek bizim için gerçekten mutluluk, gurur. Dinleyicilerimiz de aynı şekilde düşünüyordur. Ancak bu güzel eserlerden yine bir örnek verelim mi değerli hocam? O zaman böyle bir orkestra eşlikli olsun. Çok kıymetli sanatçı abimiz Ahmet Özsan'ın seslendirdiği. Hı-hı. Aslında o bir proje vardı bizim Mevlana'nın dilinden. O proje onunla birlikte çok özel bir çalışmada çıktı. Onun hikayesi biraz uzundur ama yani bu sohbete yetmeyecek kadar uzun. O vesileyle çıkan bir eser var. Bir CD olarak yaptık, birçok eserler var. Bir tanesi de çok da uzun oldu. Onu da Merkez Bankası bastı o CD. Orkestra eşlikli. Yine Gel isminde. Bunun kısa versiyonu olan Hazreti Mevlana'ya atfedilen bu ne olursan ol gel isimli şiiri bestelemeye çalıştık. Ahmet Özsan okuyor ve orkestra eşlikli. Biz de dinliyoruz. Hazreti Mevlana, oh.
Hak dost, Hak dost, Hak dost, Hak dost, Hak dost. Ne kadar güzel eser, gönlünüze sağlık. Teşekkür ediyorum. Bu CD'deki eserlerin besteleri size ait bildiğim kadarıyla. Evet, evet. Öyle değil mi? Evet. Peki bunu senfonik orkestrayla seslendirdiniz. CD'nin yani çok küçük bir hikayesi var. Belki o nasıl bir. Biz hepimiz Konya İhtifal Haftası'nda bütün topluluk hastayken ciddi bir soğuk algınlığı ve ateşli hastalıklarla yatıyoruz bile. Akşam yine göreve gidip geliyoruz. Orada Ahmet abi, hep öyle söyledim, öyle söyleyeyim. Bu arada sizin ne kadar dost olduğunuz hem müzik alanında hem de normal hayatta, evet, evet, dostluğunuz evet, çok eskiye dayanıyor evet, bildiğim kadarıyla. Yani ben 1981 stajyer olarak İstanbul Radyosu'na girdiğim senelerden sonra, yani stajyerlik bittikten sonra radyo bantlarında tanışmıştık. Ondan önce o Hacı Arif Bey dizisi çekimlerinde konservatuardan figüran alınıyordu. Biz de öğrenciydik o zamanlarda. Biz de kanunla gittik. O dizide rol almıştık. Orada o zaman tabii samimiyetimizdik. Sadece o anlık bir tanışma olmuştu. Sonra radyoda tanıştıktan sonra İstanbul Tarih Türk Müziği Topluluğu'nun kurulmasına zaten kendileri vesile oldular. Orada beni davet ettiler. 1991 yılından beri çok özel bir muhabbetimiz, ilişkimiz oldu. Yani abi kardeş gibi çok yakın. Hem sanatsal olarak hem de böyle bir beraberlik adına. Başarının sırrı diyebiliriz. Yani evet, çok eski dönemlerde de baktığımız zaman bestekar, şair ve solistin bu üçlü olarak bir araya geldiği tüm eser ve projeler başarılı olmuş. Aynen bu güzel projede olduğu gibi. Eyvallah. Burada o hastane ortamı olan otelde yatarken Konya'da bana dedi ki, ya dedi sen dedi böyle büyük şeyler yazıyorsun, orkestrası yapıyorsun. Benim de hayallerim var bununla ilgili dedi. Ya ben sana dedi şu 18 beyti dedi versem dedi. Hazreti Mevlana'nın 18 beyti. Şunu bir dedi bir çalışsana dedi. Ondan sonra ben onu aldıktan sonra
böyle ateşler içerisinde o elimdeki nota kağıdımı ilaç kutusuna yazmaya başladım. Ben de ona götürdüm. Böyle orada bu hikaye başladı, Mevlana'nın dilinden hikayesi. Buradaki mesele hem makamsal ögeler, aynı zamanda bir de polifonik yapı. Yani her iki tarafın, yani Türk müziği cenahının ve Batı müziği cenahının da birbirinde böyle sarmalayacağı bir albüm yapalım dedik. Onun için eserlerde çok mesela hepsinde orkestrada küçük gruplar da var ama bütün yapı tamamen hepsi polifonik olarak yapıldı. Peki kendi besteleriniz dışında normal eserlere de yaptınız bu çalışmayı, öyle değil mi, çok sesli? Az yaptım. Yani düzenleme çarşısında az yaptım. Onu çünkü çok tasvip de etmiyorum. Ama hepsinin yeni yapılması daha önemli. Şu anda Talatçığım, ben yanılıyorsam düzeltin. Bir zenginlik aranıyor ya bazen. Evet, bazı evet. Eserlerin böyle çok sesli duyulması gibi. Tabii ki her zaman değil ama bazı zamanlar biz de hoşumuza da gitmiyor değil. Kullanılabilir tabii ki. Ama amaç olmamalı yani. Evet, yani eser kendisi onu hissettiriyor yani, olması gerektiği zaman. Bazı eserlerde var evet. Böyle hani siz öyle duyuyorsunuzdur kendi içinde, onu şimdi. Evet, kendi bir eseri içinde. Dinlerken hoca şimdi öyle düşünüyordur. Ha, altında, altında ne olabilir ne bileyim. Değil mi? Evet, doğru. Olabilir tabii. Doğru. Evet, bu güzel sohbet esnasında şu tabii ki dinleyicilerimize aktarmamız lazım. Sizin gibi birçok alanda tabii ki ilgili dostlarımız, hocalarımız vardır ama bir tanesi geri kalmıştır ya da ileri gitmiştir. Ancak dinleyicilerimize aktaralım. Hem enstrüman, hem hocalık, hem şeflik, hem bestekarlık, hepsi eşit olması ve aslında sizi dört programa konuk olarak almamız gerekir. Bir de çok mütevazi İhsan hocamız. Yani çok böyle gerçekten öne çıkayım derdi hiç olmadı bildiğim kadarıyla ama gerçekten de bizler biliyoruz. Müzisyenler ne kadar değerli çalışmaların olduğunu biliyor. Biz istiyoruz ki sizin kanun icranızın da yayınını verelim hep beraber. Hangisi olsun, tamam, ne istersiniz? Yine bu Tellerin Niyazı albümünden bir Uşak Taksim ve Uşak Saz Semaisi. Thank you.
Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Yine tüm icracı arkadaşlarımız dinliyorsalar şu anda, ki mutlaka radyolarının başında dinliyorlardır efendim. Çok teşekkür ederim. Onlara da hem teşekkür ediyoruz hem kutluyoruz. Hepsi birbirinden farklı eserler ve projeler. Birbirine benzemiyor. Bu çok önemli. Eserler ve projeler. Peki besteciliğinizi biraz daha açarsak, başka hangi formlarda bestelerimiz var hocam? Şimdi tabii öncelikle eğitimini aldığımız Türk müziği, klasik manadaki formlardan kullanmış olduk. Yani şarkı formunu, işte yürük semai formu gibi. Ama mesela bir beste ya da kâr henüz yazamadım diyeyim. İlahi tasavvuf müziğinden ilahi formu, işte naat gibi, sirto gibi, yani saz eserleri babında da var. Bunun haricinde işte orkestra eserleri var. Ya da solist eşlikli orkestra, ama hepsinin içerisindeki hepsi Türk müziği makam ve usullarının kullanıldığı yapılarla bezenmiş. Sizin İstanbul Radyosu bir geçmişiniz de var, öyle değil mi? Evet. İlk burada sanırım. Tabii tabii. 1981'de stajyer olarak açılan sınavı kazanmıştım. Ondan sonra benim biraz hayat hikayem çok enteresandır. Yani İstanbul'daki bütün topluluklarda bulundum. Konservatuvarda ama hiçbirinde neden öyle oldu kadro hocam? Olamadım. Biraz demek ki benim gideceğim mesleki son durak herhalde İstanbul Tarih Türk Müziği topluluğuymuş ki onu beklemişim. Evet, böyle bir yorum yapıyorum. Gönlünüz sizi nereye götürdüyse oraya gitmişsiniz ama daha evet. da güzel olmuş belki. Belki bir arayış içindeydiniz o zaman. Sizle de alakalı yani belki tabii de nasip ki, tabii her şey nasip, ama. Nasip o. Yani muhakkak arayış içinde. Çünkü yani evleniyorsunuz, iş sahibisiniz, sonra tabii, ayrılmıyorsunuz. Tabii. Ayrılmak zorunda kalıyorsunuz eşinizle. Yani kadrolu, sözleşmeli kadrodan ayrıldım ben. Yani kimsenin pek yapamayacağı şeyler. Evet İhsan Hocam, o zaman şey yapalım. Bir tane sizin bestelerinizden farklı bir formda olan yine ilahi. İlahi formunda hakikaten içinde bulunduğu zaman da çok ilgilendiren ve çok da kullanılmış ve çok da değerlendirilmiş diyelim bir ilahi var. Yine değerli büyüğüm Ahmet Özsan'ın sesinden Kadir ilahisi, güftesi önemli şahsiyet Muzaffer Ozak Hazretlerine ait. Rast makamında. Beste size ait. Evet. Selamlar gönderdi Rabbim.
Dünyadan hayırlı bilin buyurur. Kadirinin kadrini bize duyurdu. Bin aydan hayırlı bilin buyurur. Kadirinin kadrini bize duyurdu. Mümini kafiri nuna duyurdu. Rahmet erdirdi Kadir gecesi. Mümini kafiri nuna duyurdu. Rahmet erdirdi Kadir gecesi. Kadirini bil de şükreyle, başını secdeye koy da zikreyle. Rabbinin ihsanı nedir fikreyle? Ateşi söndürdü Kadir gecesi. Rabbinin nedir fikreyle? Ateşi söndürdü Kadir gecesi. Ateşi söndürdü Kadir gecesi. Evet, gönlünüze sağlık. Teşekkür değerli ederim hocamız. Buradan Ahmet Özcan abimize de selamlar, sevgiler. İnşallah bizim programımıza bir dahaki dönem artık bekliyoruz. Kendisine ne zaman isterse. Sözünü almıştık fakat biraz sağlık problemleri vardı. Katılamadı. İnşallah en kısa zamanda sağlığına katılır ve programımıza bekleriz. Evet üstadım, şimdi ilahi dedik, saz eserleri dedik. Bu arada TRT'mizin düzenlemiş olduğu bir yarışmada da saz eserleriniz ödül aldı. Onu da bahsetmeden geçmek istemiyorum. Evet. Biraz ondan da bahsedip sonra icracılığınıza gelelim isterseniz. Yani o öğrencilik sıralarının belki sonlarında, yani o dönemlerde bayağı eskiydi. O zaman böyle yarışmalara falan katılıyordum. Yine böyle TRT'nin açtığı yarışmada Kürcü Asker Saz Semaisi bir mansiyon aldı yani. İlk defa katılmıştım bir yarışmaya. O da benim için tabii çok, yani TRT'de olmuş olması çok önemliydi böyle bir yarışmanın. Ve keyifle saklıyorum şildi. Talatçığım, bazen böyle bizim programımızda konuşuruz. Ben de hep şunu söylerim. Bazı sanatçılar vardır ki gökkuşağına benzetiyorum ben. İlginç. Her bir renginde musikinin başka bir dalında bir başarı. Mesela sizde bestecilik var, icracılık var, akademisyenlik var, koro şefliği var, hocalık var. Yani bunu yediye tamamlayabiliriz. Yani gökkuşağı gibi aslında bizim Türk müziğimizin gökkuşaklarından birisi diye düşünüyorum. Evet, biraz önce aslında ben aynı konuda bahsettim ve bir renk baskın değil. Hepsinin eşit olması gerçekten. Onun altını özellikle çizmek lazım. Derler ya, koltuk altında karpuzlar bu kadar. Bilmiyorum, hepsini taşıyıp taşıyan ama hani ne kadar çok şey olursa hepsi böyle biraz da dağılır, hiçbir şey olmaz gibi de derler. Bilemiyorum tabii, yani ne kadar bir özelliği katıyor. Hocam, marifet iltifata tabidir derler. Doğru. Şimdi bunları bir söylemezsek kim söyleyecek? Siz zaten çok mütevazısınız. Söylemiyorsunuz ama bunları söylememiz de gerekiyor. Çünkü tabii bu kişisel konuşmuyorum ama müzisyen adı altında yapılan kaliteli ve kalitesiz işler var ama hepsi kaliteli olarak bir bünyede görünüyor. O yüzden bunu söylemek zorundayım. Yani dinleyicilerimize de bunu buradan bu konuda çok ileteyim. Haklısın. O yüzden ben de tabii ki hakkını vermek isterim. Gerçekten ediyorum. Çalışmalarınız çok önemli. Musikiye çok fazla bir kere öğrenci kazandırdınız, sanatçı kazandırdınız. Bu ayrı bir özellik. Akademisyenliğinizi deseniz yine öyle, bildiğim kadarıyla yine doktoranızı yapmışsınız. Evet, evet. Tezinizi yazmışsınız. Evet. Yani besteciliğinizi yapmışsınız, koro şefliği. Her şeye de bir şeyler yapmışsınız, emek harcamışsınız. Bunu bir söylemeyelim de kim söylesin? Teşekkür ediyorum. Bir şey diyemeyeceğim. Esprili bir soru olacak.
Buyurun. Cevabını aslında tahmin ediyorum ama yedinci renk ses efendim var mı? Bir o eksik kaldı. Var mı? Yok. Yani yok, öyle bir özelliğim yok. Hepsi de Ahmet Özhan okudu diyorsun. Onunla beraber olunca yani ne haddime. Ha şimdi bazen tabii çalışma sıralarında yani toplulukla çalışırken ya işte şurayı şöyle yapalım, burayı böyle yapalım deyince karşıdaki arkadaşlar ooo falan diye dalga geçiyorlar. Evet. Ben yani pek inandırıcı bulmuyorum tabii. Yani benim sesim yok bu manada. Yalnız bir tane kayıt yaptım. Belki onu paylaşılabilir. Biraz komik oldu. Bir TRT filmi vardı. Bu filmde Sabahattin Ali'nin Komiki Şehir diye bir romanını televizyona uyarlanmıştı. Orada birkaç tane parça gerekti. Bir kanto özellikle gerekiyordu. Hı hı. Öyle bir konu içerisinde geçiyor. Ondan sonra ben de böyle hiç şeyim yok. Yani bilmiyorum da öyle bir tarzım diyor. Mecbur kaldım, kendim kanto besledim. 3 tane. Fakat maddi problem var. Yani yapımcı yok diyor, yönetmen diyor ki yok, bu elimizde bütçemiz yok diyor. Kimi okutacak, kimi okutacak bulamayınca kendim okuyayım dedim. Aa, ne kadar iyi. Bizim hanıma dedim, kadın düet var bir de. Şimdi kantoyu genelde kadınlar karşılıklı okuyor. Hanıma okutturdum. Onu böyle edalarıyla yaptırmaya çalıştım. O da çok zor yapar. Tanırsın kendisini, evet, zaten. Evet. Lütfiye'nin burada, böyle bir tarzı yok. Lütfiye Hanım'ı da hemen buradan sevgilerimizi gönderelim kendisi de. Mutlaka programımızda bekliyoruz. O da kemençe sanatçısı. Evet. Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği, evet, Korosu'nda. Evet. En kısa zamanda biz sizleri ayrı almak istedik Talat'la. Tabii konuşulacak konular o kadar çok bölünmesin istedik. Evet. Aslında Dilek'ciğim, geçtiğimiz günlerde ben davette bulundum. Birbirimizden habersiz. İnşallah en kısa zamanda bekleriz hanımefendiyi. Tabii ki. İsabetli bir soru olmuş. Yani çok teşekkür ediyoruz. Orada bir tek öyle bir şey oldu. Sadece gülüyorum ben. Mutlaka güzel olmuştur. Peki. Sizin santur çaldığınızı da biliyoruz. Kanuna çok yakındır ama isterseniz bu konuyu sonradan konuşalım. Bir santur kaydımızı versek. Bir taksim var. Santur taksimi. Nişabur makamında. İsterseniz onu dinletelim. Tabii, ne kadar güzel olur. Dinliyoruz o zaman. Teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık değerli hocam. Dinleyicilerimiz belki kanun sanacak ama santurun sesini tabii ki biz görüntüsünde çok iyi bildiğimiz için çok güzel, orijinal bir ses. Neden vazgeçildi bu enstrümandan? Çok kısa bir cevap olursa mesela ne diyebiliriz? En büyük herhalde sebebi çalgının diatonik olması. Yani Türk müziğinde kullanış sistem olarak. Batı'da da kullanılıyor biliyorsunuz, Macaristan'da kullanılıyor. Oradaki kromatik olduğu için onlarda daha çok her türlü eseri çalabiliyorsunuz. Transpozilerde ya da işte aktarımlarda kullanabiliyorsunuz. İran'da, Azerbaycan'da da kullanılıyor. Onlar da diatonik ama onlarda eğitimi de olduğu için
çok daha ön planda. Bizde maalesef icracısı da az ama içindeki, yani bizim makam yapılarının içindeki geçkiler de çok sık olduğu için bu diatonik olmasından dolayı bir problem yaratmış oluyor. Öğrenci çıkıyor mu peki bu anlamda? Öğrenmek istiyor. Öğrenci, yani şöyle bir çalışma yapıldıydı. Bir santur icraçısı, aynı hocamız, aslında kendi alanı daha başkaydı. Sadun Ersin. Bu abimiz, büyüğümüz, kendisi santur da çalıyordu. Halbuki kromatik santur da yapıyordu ve imal de ediyordu. Bir dönem bir proje başlattı. Bu projede kendi yaptığı santurları çalmak isteyen öğrencilere bir haber saldık ve bir jüri oluşturuldu. Bu jüride Mutlu Bey vardı, Ruhi Bey vardı, kendisi vardı ve beni de davet ettiler. Bazı kişiler, bu santur meraklısı olan kişiler, herkese birer tane santur verdi ve bu santuru çalıştılar. Birkaç tane eser repertuarı verdiler. Bu eser repertuarı jüri önünde hakkıyla çalanlara o santuru hediye edecekti. Bu çalışma yapıldı böyle ama maalesef başarılı olan çıkmadı. Çünkü genellikle kanun çalanlar santur çaldığı için ben de, evet, öyle vesile oldu bana. Benim vesile meselem de yine bu Sadun Hoca'nın yaptığı bir santuru kendi topluluğumuzda denedim ilk defa. Daha sonra Fikret Karakaya abimizin kurduğu Bezmara topluluğunda santura ilk defa başladım. O bana dedi ki sen kanun çalıyorsun. Bak dedi, burada dedi santur çalmanı senden istiyorum deyince, ya dedim becerebilir miyim? Becerirsin, yaparsın dedi. Bana bir İran santuru verdi. Ondan sonra ben çalıştım. Sonra o kendisi gerçek minyatürlerden bakarak, örneklerinden bakarak bütün o sazları, işte Bezmara topluluğunda bulunan bütün antik sazların hepsini kendisi yaptı, imal etti. Santur da Türk santurunu yaptı. Ve o vesile oldu benim çalmama. İşte bu Bezmara topluluğunda da hala santura devam ediyorum. Hocam şimdi böyle bahsederken Mutlu Hoca'nın ismi geçti. Kendisine buradan sevgilerimizi, evet, selamlarımızı, evet, öncelikle, evet, gönderelim. Profesör Mutlu Torun, yıllarca o da bir hoca, evet, bir icracı, ut icracısı yine. Bize de çok faydası olmuştur. Ben de kendisine çok, doktoru zamanında, tabii, çok fazla yararlanmıştım. Aruz konusunda olsun, form konusunda olsun, çok, evet, bilgili bir hocadır aynı zamanda Talatçığım. Bizim programımıza daha önce gelmişti. Evet. Yine inşallah davet ederiz, gelir. Onunla çalışmalarınız da sanırım oldu. Vallahi Mutlu Hoca da benim hani hayatımda, hayatıma yön verenlerden bir tanesi. Kendisiyle lisans döneminde çalışmadık ama benim mesela derslerde Ruhi Hoca, onunla çok yakın ilişkileri vardı. Beraber müzik de yapıyorlardı. Bazen derslere Mutlu Hoca'yı çağırıp beni dinletiyordu Mutlu Hoca'ya. Sonra bilmem ne de doktora sınıfında onun öğrencisi oldum. Sonra bir tabii meslektaş olarak devam etmiş olduk. Aynı zamanda onun da polifonik yazılardan, çok ses yazılardan da faydalanmış oldum. Onunla sohbetlerimiz de oldu. Onun yazdığı eserler, Yalçın Hoca'nın yazdığı eserler, çok önemli çalışmaları var. Bu tip çalışmalara da ben onları da örnek almış oldum. Bir tarihte de beraber bir ut ve kanun çalma şansımız oluştu. Sağ olsun ona gönül paçacı dostum vesile olmuştu bir CD'de. Acem Aşıran Saz Semaisi Münir Masar Kamsoy'un, onu birlikte icra ettik. Evet, eserimizi vermeden önce kapanışımızı yapmak durumundayız. Vaktimiz çok azaldı çünkü. Çok memnun olduk sizi gördüğümüze, sizinle sohbet ettiğimize. Sizin vesilenizle tüm öğretmenlerimizin tekrar buradan Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz, sizlerin, aynen, de öyle. Tüm hocalarımızın öyle. Aynen. Mutlu Hocamın da öyle. Tabii. Aklıma şu an gelen. Gerçekten ben, buyurun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten uzun zamandır böyle bir çok hoş bir program yapıyorsunuz. Sağ olun. Buraya konuk olmaktan ikinci defa ben de çok mutlu oldum. Her ikinizi de zaten takip ediyorum. Her zaman bekliyoruz çok hocam. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Burası sizlerin. Sağ olun. Bizler de buradan geçeceğiz. Bugün varız, yarın yokuz. Kimlere devredeceğiz tabii ki bizler de. O yüzden siz bizim başımızın tacısınız her zaman. Sağ olun, çok teşekkürler. Eksik olmayın. Efendim, dinleyicilerimizin de bitmesin diyeceği bir program oldu. Teşekkürler. En kısa zamanda sizi tekrar konuk olarak ağırlamak isteriz İnşallah. Stüdyomuzda. Evet, bugün programımızda efendim kimi konuk olarak ağırladık, onu da özellikle hatırlatmamızda fayda var. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Sanat Yönetmeni, koro şefi ve aynı zamanda kanun sanatçısı çok değerli İhsan Özer
değerli üstadımız. Haliç Üniversitesi'nde de yine öğretim görevlisi kendisi. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bugün bizlerle birlikte olduğunuz için diyelim. Efendim, haftaya saatler 13'ü gösterdiğinde sizlerle tekrar birlikte olmayı ümit ediyoruz. Kimler? Ben Talat Er. Ben Dilek Yüzler efendim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Thank you.
Okyanustaki Damlalar.